Merhaba herkese, ben Zeynep ve bugün sizlerle Banyon'dan karşınızdayım. Türkçe terk, evet. Merhaba herkese, ben Zeynep ve Banyom'a hoş geldiniz. Zaten Banyom'a hoş geldinizden sonra bu video fikrinin iyi olmadığını fark etmem lazım. Fakat videoyu çektim. O yüzden... Bu sabah uyandığımda dedim ki ben artık görüntülenme alamıyorum, ne yapmam lazım? Ve ondan sonra güzellik kanalı olmaya karar verdim. Fakat sonra güzellik kanalı olmak için hiçbir şeye sahip olmadığımı ve elimde olan tek güzellik malzemesinin baby lips olduğunu fark ettim. Aynı zamanda da bu videoyu yapmak için başka bir sebep bulamadım. Çünkü artık yaratıcı fikirler... Burada yok. Neden bilmiyorum ama gerçekten artık fikir bulamıyorum, video fikri. Çünkü film videolarım yani hiçbir şekilde izlenmiyor. 2 dakikalık kanalım hakkında üzüntümü paylaştıktan sonra bir erkek diş macunu deniyorum. Evet. Bunu hızlandıracağım. Signal right now men super pure, erkeklere özel sigara kaynaklı lekeleri azaltır, tek fırçalamada anında daha beyaz dişler yıldız. Şimdi erkeklerle kadınların neden ayrı diş macunlarına ihtiyacı olduğunu düşünebilirsiniz. Emin ol, bu ülkede kimse onu düşünmüyor çünkü seksiz bir cumhurbaşkanımız var. Nice. Sen şimdi başka bir video çekimi denemesine geçelim. Bunda da saçlarımı pembeye boyuyorum. Ne yapıyorum ben? Şuradan sonrası. Evet. Hazır mısın? Bitirelim. Wow. Bakayım. Back to you. Şu kamerandan göremediğim için. Ben beni taklit ediyorum. Ben taklit etmesini istemiyorum. Evet değil mi? Zeynep. Teşekkürler anne. Sevilmeyen çocuk olmaya bayılıyorum. Bak sana itici diyor. Görünüz. Saç boyama videosu da benim hiçbir şekilde konuşmadığımdan ötürü. Çünkü gece 2'ydi ve herkes uyuyordu evde. O yüzden yani hiçbir şekilde konuşmadığım videoda ve dünyadaki en sıkıcı şey falan. Hani eğer insanların konuşmadan saç boyamasını izlemek gibi bir fetişiniz varsa o ayrı bir konu tabii. Ama yani evet, çok saçma bir video oldu. O yüzden o büyük bir başarısızlık. Ama evet, saç rengi kesinlikle bir günden fazla dayanmadı. O yüzden bir daha almayacağız. Evet, şimdi gerçek açıklamaya geçelim. Merhaba, uzun süredir hiçbir yerde olmadığımız farkındayım. Az önce gördüğünüz klipler benim video çekmeye çalışmamdı. Bütün bir ay boyunca ve hiçbir de işe yaramadı gördüğünüz üzere. Diyorlar ki en karmaşık şeyler yani ikisi de. Ve şu an fark ettiyseniz odamda değilim. Daha doğrusu odamdayım ama yazlıktaki odamdayım. Yazlığa geldik ve internetim yok. Aynı zamanda sesim... Aynı zamanda bu ay video koymamamın sebeplerinden biri de iki tane film yarışmasına katılmış olmam. Biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz, sunuculuğumu düzeltmem lazım. Bilmiyorsanız ben büyüyünce yönetmen olmak istiyorum ve bu sene 10. sınıfın sonuna doğru birkaç yarışmada şansımı denemek istedim. Bir tanesinin sonucu belli oldu. Dur Bir tanesinin sonucu belli oldu. Yarışma stop motion filmleriyle alakalıydı. Stop motion'da bilmiyorsanız mesela ben burada duruyorum ve birkaç tane fotoğrafla hareket etmemi sağlıyor teknoloji. İlk yapılan filmlerde de kullanılan metotlardan biri stop motion. Her neyse, o film, öyle bir film yarışmasına katıldım. Arkadaşım İlayda ile beraber ve iki tane madalya kazandım. Evet, gördüğünüz üzere en iyi kameraman ve en iyi senaryo ödüllerini kazandım. Filmi göstermek çok isterdim. Fakat filmde telif hakkı yiyebileceğim bir şarkı var. Hatta iki şarkı var. O yüzden de YouTube'da paylaşamadım. Fakat ödülleri kazandığım için şahsen kendime çok gurur duyuyorum. Çünkü hani ilk film yarışmam ve iki ödül kazandım. Hani...
Aynı zamanda bütün bu Haziran ayı boyunca da bir tane daha film yarışmasıyla alakadardım. O da normal bir filmdi, yani stop motion değildi. Şöyle en sevdiğin yeri anlatıyordun. Ve Almancaydı. Almanca film yarışmasının ne kadar zor olacağını katılmadan önce fark etmemiştim. Şöyle ilk başta zaten en sevdiğim benim yer sinema olduğu için. Gidip bir tane sinemayla anlaşmak zorunda kaldım. Gidip konuştum ve içeride çekim yapabilir miyim diye. İzin almak zorunda kaldım ki izin veren tek sinemada Pendik'teki bir sinemaydı. O yüzden Pendik'e gittim. Ondan sonra metin yazdım. Metini Almanca'ya çevirdik arkadaşım diliyle. Halinden buraya geldik ki burada daha zor değişim. Çünkü hani filmin montajı için internete ihtiyacım vardı. İnternetim yoktu. Kendi internetimi harcadım. Her şey böyle üst üste geldi. Ama son katılım tarihinden bir gün önce Çeşme'deki internet kafede videoyu YouTube'a yüklemeyi başardım. Evet, bu boşluktayken bunlarla uğraştım. Saçımı bir ara boyadım fakat saçım aktı. Rengi aktı. Ve şu an Çeşme'deyiz. Aynı zamanda bu Temmuz ayı boyunca da büyük ihtimalle hiçbir şey göremeyeceksiniz kanalımda. Neden? Çünkü staj yapacağım. Bir tane film setinde büyük ihtimalle getir götür işi yapacağım. Daha tam olarak ne yapacağım söylenmedi. Fakat bu benim için çok büyük bir şans. Bu benim için gerçekten büyük bir şans ve elimde patlatmamaya çok özen gösteriyorum. Ve 6 hafta kadar sürecek. Evet, arka planda küçük bir değişiklik oldu. Çünkü anneannem yanında da uyuyacakmış. Her neyse, önemli değil. Ve evet, yani bu Temmuz ayı boyunca etrafta olmayabilirim. Ama o zamana kadar görüşürüz o zaman. Bay bay. Gitmeden önce bir şey söylemem lazım. Şu an saat 1.52 ve bugün 2 Temmuz mu? 2 Temmuz, evet. 2 Temmuz, yani dün 2 Temmuz'du. Fark etmez. 2 Temmuz'da biriniz, artık kim bilmiyorum, izleyenlerden biri benim için bir hayran sayfası açmış Instagram'da ki yani çok çılgınca. Ben ve hayran sayfası çok uzak şeyler hani. Evet, evet, yani isterseniz gidip takip edebilirsiniz. Şu an fan sayfamın promosunu yapıyorum ama evet, yani çok tatlı bir kız. Mesajlardan konuştuk. Ve evet, gidip takip edin. Çünkü ben mükemmel bir insanım. Aha, tamam. Gidiyorum, uykum geldi. Bye bye.